Amerika Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin yeni ayrıntılar geliyor. Başkan Trump dünden beri yeni açıklamalar yaptı hem de kongreden bu karara sert tepkiler geliyor. Öte yandan Suriye dosyasını yakından takip eden uzmanlar da bu kararı nasıl değerlendiriyor? Tüm bu ayrıntılarla Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, Trump'ın bu sürpriz kararına Amerika'da hem siyaset uzmanları hem de askeri çevrelerden eleştiriler geliyor. Nedir son durum? Mehtap, aslında Trump'ın Suriye'den Amerikan askerlerini çekme kararı uluslararası kamuoyu ve Amerika'nın müttefikleri açısından belki bir sürpriz, ama kendisi ve Beyaz Saray yetkilileri çekilme kararı sürpriz değil diyorlar. En son Trump'tan bu konuyla ilgili açıklamalar gelmişti. Twitter üzerinden mesajlarını paylaşmıştı Trump. Dedi ki Amerika'nın Orta Doğu'da sonsuza dek kalamayacağını, askerlerin ve Amerika'nın bölgeye harcadığı mali kaynağın artık Amerika'ya dönmesi gerektiğini söyledi. Yani bu işin maliyetini, para meselesini daha çok öne çıkardı mesajında. Şöyle dedi, Suriye'den çekilme kararı sürpriz değil, bunu yıllardır söylüyorum dedi. Ki dün de üst düzey Trump yönetimi yetkilisi telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtlarken aynı ifadeyi kullanmıştı. Başkanın bu konuda görüşü biliniyordu. Dolayısıyla herkesle bu konuyla ilgili görüş birliğinde olmak zorunda da değil. Onun kararıydı, onun tasarrufundaydı böyle bir karar almak ve böyle bir karar aldı demişti üst düzey Trump yönetimi yetkilisi de. Trump'tan o tonda açıklamalar geldi. Şunu söyledi Trump, 6 ay önce açıkça Suriye'den çekilme kararımı hayata geçirmek istediğimde bir süre daha askerlerin orada kalmasına karar verdim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanıydı. Orada biz onların işini yapıyorduk aslında. Artık geri dönme zamanı mesajını paylaştı Trump. Şunu söyledi, bu enteresan bir soruydu. Amerika başkalarını her konuda korumak adına harcadığı ve sonunda kimseyi memnun edemediği değerli hayatlar ve trilyon dolarlar karşılığında mı acaba Orta Doğu'nun polisi olmak istiyor mu Amerika sorusunu sordu. Orada sonsuza dek kalmak istiyor mu Amerika sorusunu sordu. Yine bu konuyla ilgili, Suriye'den çekilme meselesiyle ilgili medyada yer alan haberleri de yine eleştirdi. Dedi ki yalan haber medya haberlerinin aksine Rusya, İran ve daha birçok ülke Amerika'nın bu çekilme kararından memnun değil. Çünkü nefret ettikleri IŞİD'le artık biz olmadan savaşacaklar dedi. Yorumun, mesajın bu kısmı şu açıdan eleştirildi. Trump dün ilk Twitter mesajını paylaştığında demişti ki Suriye'de IŞİD yenilgiye uğratıldı. Şimdi de IŞİD ve diğerleriyle biz olmadan savaşacak bu ülkeler ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla Trump'ın sözlerinde tutarsızlık olduğu yorumları yer aldı Amerikan basınında. Şimdi bir yeni gelişme daha var bu konuyla ilgili aslına bakarsanız. Bir yandan tabii ki tepkiler devam ediyor. Hem Cumhuriyetçi Parti içerisinden hem Demokrat Parti'den Trump'ın Suriye'den çekilme kararı eleştiriliyor. Bu konuda en sert açıklamalardan bir tanesi Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'den gelmişti. Lindsey Graham yine bugün de sert açıklamalarını sürdürdü. Bu karar dedi Amerika'nın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdittir. Hem Amerika'daki hem de yurt dışındaki Amerikalıları daha fazla risk altına sokuyor ifadesini kullandı. Hatta biraz daha ağırlaştırdı, sertleştirdi tonunu. Dedi ki Lindsey Graham, bu karar Amerika'nın onuru üzerinde bir lekedir dedi. Şunu da hatırlatmak lazım. Biri Demokrat, 5'i Cumhuriyetçi Parti'den 6 senatör Trump'a bir mektup yazdılar. Bu mektubu imzalayarak dediler ki Suriye kararınızı gözden geçirin. Bu kararın maliyeti çok yüksek olacak, bedeli çok büyük olacak ifadesi kullanıldı. Hatta bu mektupta, yazılan mektupta Amerika'nın Suriye içerisindeki ortağı, Suriye Demokratik Güçleri içinde orada bu kararla birlikte o Kürtlerin direnişinin de tehlikeye gireceği tonunda bazı ifadeler kullanıldı. Şunu söylemek lazım, Trump'ın çekilme kararı da takvim üzerindeki çalışmayı Pentagon yapıyor. Savunma Bakanlığı Pentagon yapıyor. Fakat bir yandan da yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Amerikalı bir yetkili Reuters'a konuştu ve dedi ki bu karar Amerika'nın Suriye içerisindeki IŞİD'e yönelik hava saldırılarına son verilmesini de kapsıyor dedi. Bu enteresan bir nokta çünkü Amerika daha çok Katar üssünü kullanıyordu IŞİD'e yönelik hava saldırılarında. Bundan da anlaşıldığı üzere demek ki çekilme kararı sadece
sadece karadaki unsurları değil, hava unsurlarını da kapsadığı anlaşılıyor en azından bu açıklamaya göre. Begüm, bir de Washington'da gündem yarın geceden itibaren, yani Noel tatili öncesi hükümetin kapanması olabilir. Zira Kongre'deki demokratlarla Başkan Trump arasında yaşanan Meksika duvarı tartışmaları çözüme kavuşmadı. Nedir son durum o konuda? Kapanmayı önleyecek, geçici çözüm hayata geçecek gibi görünüyor mu? Şimdi Başkan Trump bir kere o Meksika sınırına duvar projesine bütçeden destek konusunda ısrarlı görünüyor. Hala şu anda da ısrarlı görünüyor. Aslında hükümetin kapanmasını önleyebilecek o geçici bütçe tasarısı Senato tarafından kabul edildi. Fakat Temsilciler Meclisi'nin de onayı gerekiyor. Şu haliyle tasarıda Trump'ın istediği ölçüde Meksika duvarına duvar projesine bir maddi destek yok. Trump hatırlayacaksınız 5 milyar dolarlık bir destek istiyordu bütçeden. Fakat demokratlarsa 1.6 milyar dolar vereceklerini söylüyordu sınır güvenliği için. Dolayısıyla orada o anlaşmazlık hala çözülmemiş gibi görünüyor. Üstelik şu da var, yani Temsilciler Meclisi bu geçici tasarıyı, yani hükümeti 8 Şubat'a kadar açık tutabilecek bu geçici tasarıyı onaylasa bile Trump'ın imzası gerekiyor bunun için. Ve Trump hatırlarsınız belki Mart ayında 2 yıllık bütçeyi imzaladığı zaman demişti ki duvar projesine para olmaksızın bu imzaladığım son tasarı olacak demişti. Kongre'ye seslenmişti. Yani bir daha duvar projesine para yoksa böyle bir tasarı imzalamayacağım mesajını vermişti. Dolayısıyla Temsilciler Meclisi bu geçici tasarıyı onaylasa bile Trump'ın hala bir veto etkisi bulunuyor. Bakalım Temsilciler Meclisi'nden Cumhuriyetçi isimlerle de bir araya geliyor ya da gelecek Trump. O görüşmelerden bir sonuç çıkacak mı? Yarın geceye kadar bekleyip göreceğiz. Peki Begüm Dönmez Ersöz, Washington'un sıcak gündeminden iki önemli başlığı aktardı. Teşekkürler Begüm.